İş kurmak isteyen insanların kafasına en çok karıştıran konulardan bir tanesi fikri nereden bulacağım? Nasıl, nereden iyi bir girişim fikri bulunur? Kolay bir soru değil. Eskiden daha kolaydı. Genellikle eski girişimcilerimiz bizim yurt dışında başarılı olmuş modelleri alıp gelirlerdi. Yurt dışına gitmek gelmek de daha zor olduğu için bunu ilk gören onlarsa memlekete uyarladıklarında da bundan ciddi para kazanırlardı. Şimdi öyle bir fırsat pek yok çünkü yurt dışında ne olup ne bittiğini hepimiz zaten hakimiz. Çok hızlı bir şekilde uyarlanıyor bunlar ve burada rekabet yaratmak çok zor. Başkalarının yaptığı bir fikri biraz değiştirerek uygulamaya kalkayım. Belki fırsat olabilir ama zor çünkü o fikrin asıl sahibi zaten o işi muhtemelen çok iyi yapıyor. Yani orijinal fikirlere ihtiyacımız var. Peki orijinal fikirler nereden gelir yani? Böyle hayaller kurmalı, beyin fırtınaları yapmalı, ondan sonra rüyalara mı yatmalıyız? Pek değil aslında. Orijinal fikirler zaten aslında hayatınızdalar çoğu zaman, siz farkında değilsiniz. Onlar sizde bir yan proje olarak, bir hobi olarak zaten varlar. İngilizce'de hoş bir tabir var, side hustle deniyor. Side hustle, insanların ana işinin yanı sıra yandan, kenardan yaptıkları, hoşlandıkları veyahut da ana işlerini desteklemek için yandan yapmak zorunda kaldıkları işlere verilen isim. Bu side hustle'lar, bunları bir hobi diyebilirsiniz, bunları bir keyif projesi diyebilirsiniz, bunları ana işi destekleyen bir yan iş diyebilirsiniz, adı nasıl koyarsanız koyun. Bu tip side hustle'lar bir süre sonra büyük işlere dönüşebiliyorlar. Sizin de böyle bir side hustle'ınız varsa, bir yan projeniz, bir hobiniz, bunun büyük bir işe dönüşme ihtimali gayet yüksek. Ama onu fark etmeniz ve onun üzerine gidiyor olmanız lazım. Önce 3 tane ciddi örnek vereyim bu konuda. Birer yan proje, bir side hustle olarak başlayıp sonra büyük girişime dönüşen birer hobi olarak başlayıp ondan sonra da bu yolculuk nasıl izleniyor bir onu anlatmaya çalışayım. İlk örneğim hepinizin bildiği bir örnek aslında Khan Academy. Khan Academy çevrimiçi en büyük eğitim platformlarından bir tanesi. Her şey var içinde, dil öğreniminden biyolojiye, matematiğe kadar inanılmaz geniş bir eğitim perspektifi var. Fakat Khan Academy'yi kuran insan adı Sal Khan. Pek de böyle bir hayalle başlatmamış bu işi aslında. O kuzenlerine ders veriyormuş. Kuzenleri de nedense, bunun sebebini ben de bilmiyorum. Bir gün ona diyorlar ki ya böyle yüz yüze ders verme, sen mesela online ders ver. Sal da düşünüyor ne yapabilirim diye YouTube üzerinden 10'ar dakikalık kısa videolar hazırlıyor. Biyoloji, matematik eğitimleri. Bunu kuzenlerine yolluyor. Kuzenler de bunu arkadaşlarıyla paylaşıyorlar, hoşlarına gidiyor. Bir anda bu YouTube kanalı popüler hale gelmeye başlıyor. İşte orada Salkan uyanık bir insan olduğu için fark ediyor potansiyeli ve Khan Academy'yi başlatıyor. Kısa videolarla her konuda insanın eğitildiği, ücretsiz olarak eğitildiği müthiş bir proje. Bir diğer güzel örnek Slack. Slack'i belki kullananlar var. Bir proje iletişim aracı aslında. Çok da popüler. Milyarlarca dolarda değeri var şirketin. Bunun kurucusunun adı Stewart Butterfield. Aslında onu belki Flickr'dan tanıyanlar var. Flickr bu Instagram'la öncesi video, fotoğraf paylaşım, fotoğraf saklama sitesiydi. Bayağı da popülerdi. Sonra Instagram'la beraber popülerliği azaldı. Daha sonra bu Flickr'ı satarak kazandığı parayla bir oyun işine giriyor Stewart. Bir oyun tasarlamaya çalışıyor. Epey de çalışıyorlar üzerinde, paraları da bitiriyorlar. Ama oyun çok başarısız oluyor. Fakat şöyle bir hoşluk oluyor. O oyunun üzerine çalışırken kendi proje takımıyla beraber kullanmak üzere bir proje yönetim aracı geliştiriyor. İşte proje iletişiminin yapıldığı, proje dokümanlarının paylaşıldığı, deadline'ların izlendiği vesaire. Bir bakıyor ki aslında bu çok iyi bir araç. Ya diyor acaba bu aracı proje yöneten ekiplere sunsam, şirketlere sunsam ne düşünürler diye şansını deniyor. Ve oradan bugünkü Slack'a geliyoruz. Çok sayıda büyük şirketin her gün kullandığı bir proje yönetim aracı çıkıyor ve milyarlarca dolar değerlemeli bir şirket. İşte burada tam bir side hustle. Ana iş başarısız, yan iş ne oluyor? Alıyor yürüyor. Bir tane çok ilginç örnek Twitch. Twitch bir hobiden bir işe dönüşüyor. Twitch'i eminim bilenler var. Canlı oyun yayını yapılıyor Twitch üzerinden. YouTube gibi düşünün ama bunda canlı oyunlar var sadece. Dijital oyunlar. Amazon yakın zamanda Twitch'i satın aldı epey büyük bir paraya. Çok başarılı bir girişim. Bunun kurucusunun adı da Justin Khan. Justin Khan aslında bir hobi olarak şöyle bir şey başlatıyor. O gün yaşadıklarını 7/24 canlı yayında da bir kanal kuruyor kendine, bir streaming kanalı. İnsanlar niye bilmiyorum bu tip böyle canlı şeyleri izlemeyi seviyorlar herhalde. Çok sayıda takipçisi oluşuyor. Onun o gün ne yaptığını, nereye gittiğini 7/24 izleyen insanlar oluşuyor. Biz gençken biri bizi gözetliyor diye bir şey vardı. Belki ona benziyor biraz fikir burada. Sonra Khan bunu herkese açayım diyor. Başkaları da kendi videolarını stream edebilsinler o gün yaşadıklarını diye düşünüyor. Açıyor kanalı. Sonra ilginç bir şey oluyor. Şunu fark ediyor.
en çok izlenen videoların oyun paylaşımı videoları olduğunu görüyor. Yani oyun oynayan insanların ekranlarını paylaştığı videoların çok popüler olduğunu fark ediyor sitesinde. Oradan da bugünkü Twitch fikrine doğru yürüyor. İşte 3 tane ilginç örnek. Bir tanesi kuzenlerine ders öğretmekten geldi. Bir tanesi başarısız olduğu bir işin yanında yaptığı bir işi bir yeni girişime çevirdi. Bir tanesi sırf zevk olsun diye başlattığı bir hobiden, eğlenceli bir hobiden muazzam bir imparatorluk yarattı. Sizin de belki böyle üzerinde çalıştığınız şu sıralar şeyler var. Hobiler, yan girişimler, yan işte side hustle'lar, öyle diyorlar ya Amerikalılar. Bunlar olabilir. Bu eğer başkalarının da ilgisini çekebilirse o zaman harika. Çünkü iyi bir fikir, iyi bir girişim fikrinin ilk özelliği insanların ilgisini çekmesi. Yani müşterinin onu kullanmak istemesi, bir problem çözmesi, insanları belki eğlendirmesi, hepsi olabilir ama insanın ilgisini çekmesi gerekiyor. Yani birinci kritik konu bu. Sizin ilginizi çekiyorsa size benzeyen, benzer şeyler yaşayan başka insanların ilgisini çekebilir. O yüzden iyi bir başlangıç bir kere, değil mi? Eğer bu fikrinizi en basit haliyle de olsa bir ürüne çevirebilirseniz, işte Khan Academy'nin kurucusu 10 dakikalık YouTube videolarıyla başlıyor. Slack'in kurucusu kod yazmayı bildiği için bu projeyi yönettiğim proje iletişim aracını bir temel kod olarak yazıyor. Bu böyle becerinizin olması lazım. Yani kodları sıvayıp onu bir ürüne çevirebiliyor olmanız gerekiyor. Ve bu ürünü sunduğunuz insanlar, bunlar ilk başta yakın arkadaşlarınız olabilir, meslektaşlarınız olabilir veyahut da ortaya atarsınız, internete yayınlarsınız bakalım ne olacak diye. Buralardan gelen tepki iyiyse, insanlar bunu kullanmaya hevesliyse harika bir yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Bundan sonra uyanık olmanız gereken konu, şimdi bir fikrinizi yakaladınız, onu bir iyi kötü ürüne çevirdiniz, ortada attınız. Gelen müşteri geri bildirimlerine bakmanız lazım. Bu geri bildirimler bazen doğrudan yorum şeklinde olabilir, bazen de bu Twitch örneğinde olduğu gibi siz veriyi inceleyerek bulabilirsiniz. Ne yapıyordu o? İşte oyun streaminglerinin daha fazla izlendiğini fark etmişti girişimci. Bu da bir yol olabilir. Mühim olan bu geri bildirimleri aldıkça ürününüzü de buna göre adapte ediyor olmanız. Belki bu adaptasyon sonucunda kullanıcı sayısı, müşteri sayısı öyle bir artacak ki bundan para kazanmanın bir yolunu da keşfedeceksiniz. Keşfetmeseniz bile, bundan para kazanamasanız bile bundan çok büyük keyif alacağınıza eminim bu arada. Çünkü bu tip bir yan projeyi götürüyor olmak hem ilerideki girişimci kasınızı kuvvetlendirecek bir şey, hem zevkli bir hobi, yani keyif alacağınız bir şey, hem isminizin duyulmasını sağlayan bir girişim. Yani para kazanmasanız bile bir sürü insan sizi fark edecektir. Bu yeni fırsatlar açabilir. Hem yeni insanlarla tanışmanız için bir bahane. Bir sürü o ortak dertleri, keyifleri, hobileri olan insanla arkadaşlık ediyorsunuz. Onlar da önünüze yeni pencereler açıyor olabilirler ve bence en önemlisi hayattan keyif almak için de iyi bir araç. Çünkü şunu biliyoruz, pek çok beyaz yakalı mevcut işini çok tutkuyla yapmıyor, çok severek yapmıyor. Bu tip yandan kendi hobisi olan bir şey yapmak belki onu mutlu da edecektir ve asıl işinin mutsuzluğundan bir miktar kurtulmasına da yardımcı olabilecektir. Ben de bunu yapıyorum. Benim asıl para kazandığım şey şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, bir de hisse senedi yatırımcılığı. Ama YouTube'da, Twitter'da, LinkedIn'de çok aktif paylaşımcıyım. Podcast'lar yapıyorum. Yani aslında burada benim YouTuber'lığım çok gerçek değil. Ben podcast'ı daha çok seviyorum da işte bizim ülkede podcast'te az alışıldığı için bir yandan da aynısını YouTube olarak da kaydediyoruz. Bu benim bir yan projem. Yani bana faydası, şöyle bir faydası var açıkçası. Müşteriler beni fark ediyor, tanıyor. İşte tanınan bir insan olmanın yararı hep vardır. Ama daha bu bir hobi benim için. Yani bundan para kazanmıyorum. Yani bununla uğraşacağıma gidip müşterimi daha çok arasam, ondan sonra ana işime daha fazla yüklensem belki gelir daha iyi olacaktı ama kendimi tutamıyorum, bunu yapıyorum. Ben zaten üniversitede de gazeteci olmak istemiştim. Annem babam bana çok kızmıştı, gazetecilikte ekmek yok diye. İşte ondan sonra ODTÜ'ye girdim. Belki de kaderimi şimdi gerçekleştiriyorum. Haber vermeyi, yeni şeyler paylaşmayı, anlatmayı çok seviyordum. Bu benim young bir projemdi. Şu anda keyifle bunu yapıyorum. Bundan bir gelirim yok. Ufak tefek bazen böyle bir reklam talepleri falan oluyor ama ciddi bir şey değil. Ama çok zevk alıyorum. İşin enteresanı, bu zevk aldığım yani işin ana işime şöyle bir faydası oldu. Bu malum koronavirüs krizinden dolayı biz artık şirketlere gidip eğitim seminer yapamıyoruz. Ama benim stüdyom hazır olduğu için kamera karşısında konuşmak, videoları çekmek, bunları edit etmek konusundaki becerilerim iyi olduğu için, yüksek olduğu için alışkanlıklarım çok hızlı bir şekilde online eğitime adapte oldum, çevrimiçi eğitimlere. Ve şu anda hani bu koronavirüs günlerinden öncesinden bile daha yoğun eğitim yapıyorum.
Biraz daha da hoşuma da gidiyor açıkçası. Evden çalışıyorum. Düzenim burada gayet derli toplu. Sonra gidip bebeğimi de sevebiliyorum. Böylece hobim ana işime bir de böyle bir katkıda bulmuş oldu. Yani işleyen demir ışıldar derler ya. Öyle bir durum var aslında. Siz bu yandan bu tip keyifleri, işleri biraz yapın. Ya ben bundan bir şey elde eder miyim diye çok da kafanızı yormayın. Böyle iş planlarına falan da gerek yok. Eğer demin dediğim yol haritasını izlerseniz, yani ürüne çevir, müşteriden geri bildirim al, geri bildirime göre ürünü çabuk adapte et ve sonra gelir modeli arayışına geç. Belki bundan bu yolu izlerseniz bir girişim de çıkabilir. Yok, bu yolu izlemezseniz de büyük keyif aldığınız, belki ana işinize faydası olacak bir yan girişime de dönüşüyor olabilir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse abone olun. Altta abone olma butonu var. Hatta orada bir de çan işareti var. Ona basarsanız videolarım hemen sizin mailinize düşecektir. Onun dışında boraözkent.com siteme gidin. boraözkent.com'a. Orada sağ tarafta bir abone ol bölümü var. Eğer oraya abone olursanız da haftada 6 gün cumartesi hariç her gün saat 1'de e-bültenim size ulaşacak. E-bültenim o gün ürettiğim bütün içeriklerin bir özeti aslında. Yazdıysam yazı, YouTube'sa YouTube, tweetler varsa tweetler. Onların bir özeti, böylece hiçbir içeriği de kaçırmamış olacaksınız. Şu anda 5000'e yakın abonem var. Çok keyif alıyorum oradaki sayının hızla artması. Yeni başladım aslında. O da bir yan projeydi ama şimdi kendi içinde keyifli bir iş haline geldi. Oradan da düzenli buluşmaya devam ederiz. Peki. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.